Müziğe tutkuyla bağlı bir yaşam öyküsü. Gerçek sanatçı İsmail YK, ona bu şekilde hitap ediyorum, neden mi şimdi anlayacaksınız. Duygusal melodilerin ustası, sahnede adeta bir enerji fırtınası. Müziğin ritmini yüreğinde taşıyan bir isim. İsmail YK, Türk müziğine damga vuran şarkıları ve enerjisiyle sahnelerde unutulmaz, anlar yaşatan bu eşsiz sanatçının ilham veren hayatını anlatmak için buradayım. Buyurun, şimdi İsmail YK'nın dünyasına adım atalım. Doğduğu günden bu yana müzikle uğraşan 5 kardeşin en küçüğü olan İsmail YK, 5 Temmuz 1978 yılında Almanya'nın Hamm şehrinde saat sabah 5'te dünyaya gelmiştir. Müziğe küçük yaşlarda başlayan İsmail YK, 13 yaşında kardeşleriyle birlikte sahne hayatına adım atmıştır. İsmail YK'yi birçok müzik enstrümanlarını başarıyla çalmakla beraber, ayrıca stüdyosunda kardeşleriyle beraber aranje ve müzik yönetmenliği yapmaktadır. Onun yanı sıra çok başarılı söz ve müzik yazarıdır. Yaylıların tümünü, bağlama, yaylı tambur, ud, kanun hep İsmail çalıyor. Hatta Allah cezanı versin şarkısında zolo gitar var, onu da İsmail çalıyor. Maşallah değil mi? Sen de çalıyorsun değil mi? Biz de çalıyoruz. Maşallah. Hatta Kibariye'nin son albümünde Neredesin adlı şarkıda yaylanın tümünü İsmail çaldı o şarkıda. Seda Sayan'ın bir önceki albümünde Bebeğim adlı şarkıda. Gerçi saysak ama neyse. Nasıl yani? Keman mı çaldı? Kemanların tümünü yani. Üstünün. Nasıl yani? Nasıl tümü? Kemanda mı çalıyor yani İsmail YK? Tümü derken ben turne mi çalıyor yani? Ergun. Ver kemanı. Ya bunlar yani bilinmeyen şeyler. Ver kemanı. Ya. Teşekkür ederim. Thank you.
Seda Sayan, Alişan, Ebru Yaşar, Kibariye gibi sanatçılara birçok beste vermiş, aranjörlük yapmıştır. 1995 yılında profesyonel müzik hayatına adım atmış, 1996 yılında Yurtseven Kardeşler grubuyla Bir Tek Sen adlı ilk albümü piyasada yer almıştır. Ardından 1998 yılında Yurtseven Kardeşler'in De Bakım ve Canın Çıksın İnsafsız gibi şarkılarında bulunduğu Toprak adlı albümü çıkmıştır. Canın Çıksın İnsafsız adlı şarkısının insanların dilinde olmasıyla birlikte birçok televizyon kanallarında arka fon müziği olarak kullanılmaktaydı. Şarkının popülaritesi grup isminden daha ön planda ve daha çok konuşuluyordu. İsmail YK'nın seslendirdiği bu şarkının büyük kitle tarafından ilgi görmesi, grup üyelerinden Hüseyin Yurtseven, inaklında bir İsmail YK solo albümü yapma fikrine neden olmuştu. Teklifi kabul eden İsmail YK, 2002 yılında, 2004 yılında çıkacak olan albümü için çalışmalarına başlamıştır. İsmail YK, 2004 yılı, 5 Mayıs tarihinde farklı tarzıyla kendisini çok iyi hazırlayıp, Yurtseven Kardeşler müzik grubunun da desteğiyle beraber solo albümü Şappur Şuppur ile İsmail YK ismi altında Türkiye müzik piyasasına ilk adımını atar. Türkiye'de zirvede olan ve en başta gelen önemli sanatçıların da albüm çıkardığı dönemde yeni bir sanatçının albüm satışlarının birden hız alması müzik patronlarının da dikkatini çekmiştir. Şappur Şuppur şarkısı ve klibi ile babaların yaramaz çocuğu, annelerin yakışıklı evladı, gençlerin sevgilisi ve çocukların kahramanı olmayı başarmıştır. Şuppur şuppur beni ben tüküreyim, güm güm başım alıp yine nere gideyim? Öldüm bittim bittim ben, öldüm bittim bittim ben. Dum dum ziller vurdu bak yine beynime, zum zum kendine gel sakın pes etme. Öldüm bittim bittim ben, öldüm bittim bittim ben. Şuttur şuttur beni, şuttur şuttur beni. Aynı zamanda Neredesin isimli şarkısı ile sevenlerin yüreğine seslenerek çok büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Kolay mı? Söyle nereden?
2005 yılının Nisan ayında Türkiye'de ilk oyuncağı yapılan sanatçı olmuş ve tüm ilköğretim okullarında ders kitaplarına konu olmuştur. 2006 yılı 5 Mayıs'ta buvadabombabomba.com albümü ile çıkış yakalayıp bu albümle de müzik dünyasına bomba gibi giriş yapmıştır. Özellikle Allah belanı versin şarkısı tüm Türkiye'de odak noktası haline gelmiş gazete, ana haber bülteni ve birçok canlı TV programlarına konu olmuştur. Bu albümde toplam 5 şarkıya klip çekmiş, Türkiye'nin en çok satan sanatçısı olmuş. Yılın en çok satan mekanik albüm ödülü ve yılın en çok satan dijital albüm ödüllerini alarak rekorlara imza atmıştır. ...2008 yılında Bas Gaza albümüyle yine iddialı giriş yapmış. En çok satanlar arasında olmuş. Ve hem MÜYAP, hem Kral TV, hem de dijital platformda sayısız ödül alarak diğer albümlerindeki başarıyı devam ettirmiştir. Bas Gaza, albümümünün satış rekorları kırması, çok büyük kitlelere ulaşması, Türkiye ve Avrupa'da bulunan dünyaca ünlü Nielsen Müzik Endüstri firmasının da dikkatini çekmiş. Marka araştırmalarında İsmail YK marka olan ilk 10 sanatçı arasına 5 yılda girmeyi başarmıştır. ...2009 yılında Haydi Bastır, Facebook ve Ayrılmam şarkısının da bulunduğu albümüyle yine süper çıkış yapan YK albümü piyasaya çıkmadan 70 bin sipariş almış ve ilklerine bir ilk daha katmıştır. İsmail YK, bu zamana kadar Türkiye ve Avrupa'daki milyonlarca hayranına her zaman ilginç çalışmalar sunmuş ve dikkat çekmiştir. Son albümü ile birlikte bu başarısını tüm dünyaya yaymıştır. Söz ve müziği İsmail YK'ya ait olan Facebook'ta bir gencin hikayesini anlatan çılgın Facebook şarkısı ve video klibi dünyaca ünlü sosyal imleme sitesi BuzzFeed'e düşünce dünya çapında ilgi görmüştür. 2011 yılında ise bakanlık tarafından gençlik kimi idol olarak görüyor, adı altında yapılan idol araştırmasının sonuçlarına göre gençliğin idol olarak gördüğü kişiler sıralamasında açık ara farkla ilk sırada olarak. Türkiye'de idol alınanlar sıralamasında birinci sıraya yerleşmiş ve Türkiye'de ne kadar çok sevildiğini gözler önüne sermiştir. ...2012 yılına geldiğimizde İsmail YK solo kariyerinin 6. albümü çıkarmış ve yine piyasasa kendi tarzı yorumu ve imajıyla bomba gibi bir giriş yapmıştır. Aynı zamanda 2012 yılı İsmail YK için ayrı bir önem taşımaktaydı. Çünkü İsmail YK artık kendini daha da geliştirmiş ve kendi müzik şirketi olan Musicom prodüksiyonu kurmuştu. Ardından İsmail YK 3 yıl gibi uzun bir albüm molası verdikten sonra
güzel bir hazırlık dönemi geçirip kendisini yeniden farklı tarz müziğiyle harmanlayıp 2015 yılında Kıyamet adlı albümünü müzikseverlere sunmuştur. İki şarkının yer aldığı albümün 7 şarkısının söz ve bestesi İsmail YK'ya aittir. YK bu albümde kendi bestelerinin yanı sıra Mustafa Hakan Dursun, Hasan Yurtseven ve Mustafa Şimşek'in söz ve bestelerine de yer vermiştir. İsmail YK albümünde dubstep, house, pop, fantasy, flamenco, alaturka gibi müzik motiflerine de yer vermiş ve müzisyen tarafını sevenlerine sunabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtmiştir. Özlüyorum ben seni, istiyorum ben seni. Sevgilim dön sevgilim, seviyorum ben seni. Özlüyorum ben seni, istiyorum ben seni. Sevgilim dön sevgilim, seviyorum ben seni. Albümün adı Maya İnanışı'na göre 21 Aralık 2012'de gerçekleşeceğine inanılan kıyamet gününden esinlenerek verilmiştir. Ve yeniden uzun bir aranın ardından 2018 yılında İsmail YK son albümünü tüm müzik severlerin beğenisine sunmuştu. Yılların da geçmesiyle beraber dijital ortamın kullanılması daha da çok artınca artık albüm satışları hiçbir zaman hiçbir sanatçı için eskisi gibi olmuyordu. Artık şarkılar dijital medyada müzikseverle hayranlara sunuluyordu. İsmail YK 2018 yılından sonra da hız kesmedi. 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yeniden hit şarkılara imza atmış hayranlarını her zaman eşsiz müziğiyle buluşturmuştur. Aşkım ben daha doymadım. Oha, doymadın mı sen? Oha, yetmedin mi sana? Çüş, patla düş. Yaktın öldürdün beni valla. Oha, doymadın mı sen? Oha, yetmedin mi sana? Çüş, patla düş. Uygulamasında yaptığı canlı yayınlarda hayranlarına gösterdiği sevgiyi daha da artırmış, onlarla tanışma fırsatı yakalayan hayranları İsmail YK'ya daha da samimi duygular beslemişti. Gerçekten de İsmail YK'yı farklı kılan her zaman farklı olması ve bizden birisi olması, her daim sevenleriyle iç içe olması onu biz hayranlara gerçekten yaklaştırıyordu. İsmail YK müziğiyle sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da tanınan bir isim haline geldi. Konserler ve etkinlikler için farklı ülkelere gitti ve Türk müziğini dünyaya tanıttı. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde büyük bir hayran kitlesi bulunan İsmail YK, müzikal yeteneğiyle uluslararası platformlarda da başarısını kanıtladı. Bugün
İsmail YK hala müzik kariyerine devam etmekte ve yeni projeler üretmektedir. Yıllar içinde birçok albüm ve hit şarkıya imza atan İsmail YK, pop müziğinin önemli isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Sonuç olarak İsmail YK'nin müzik dolu hayatı, teneyi, tarzı ve sahne performanslarıyla, Türk müziğine katkıları ve edindiği geniş hayran, kitlesiyle unutulmaz bir yer edinmiştir. Onun müziği ve enerjisi uzun yıllar boyunca müzikseverlerin kalbinde yaşamaya devam edecektir.